Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Almanya'ya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan, Bülent Kaya, Mahmut Arıkan, Yusuf Sunar, Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Karaduman yer aldı. Karamollaoğlu 19 Kasım 2022 Cumartesi günü, Saadet Avrupa tarafından organize edilen ve Kuzey Renvesfalya Eyaleti Duisburg kentindeki Mercatorhalle'de, Seçime Hazırlık Avrupa Hamle Toplantısı, başlığı ile düzenlenen salon toplantısını gerçekleştirdi. 8 ülke, 34 bölgeden temsilcilerin ve teşkilat mensuplarının katıldığı toplantıya, ayrıca binlerce partili iştirak etti. Karamollaoğlu toplantıda başta Saadet Partisi'nin yeni dönem stratejileri olmak üzere, seçim hazırlıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi'nin lideri 20 Kasım 2022 Pazar günü de yine Saadet Avrupa'nın organize ettiği kahvaltı programında, bölgede görevli basın mensupları ile bir araya geldi. Programa basın mensuplarının haricinde bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İyi Parti Duisburg temsilcileri de katıldı. Programa bir de Türkiye'den misafir olarak Almanya'da bulunan Giresun Zihinsel Engelliler Spor Kulübü temsilcileri katıldı. Karamollaoğlu ve katılımcılar hep birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, Saadet Avrupa Tanıtım ve Medya Başkanı Murat Gürbüz kısa bir açılış konuşması yaparak, programa eşlik eden temsilcilere ve basın mensuplarına hoş geldiniz diyerek teşekkür etti. Gürbüz teşekküründen sonra sözü Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na bıraktı. Karamollaoğlu yaptığı konuşmasında 2023 Türkiye genel seçimlerine değinerek, Saadet Partisi olarak görüşlerini ve hedeflerini anlattı. Bir bakıma seçim startını Almanya'dan veren Karamollaoğlu Millet İttifakı içinde yer almalarının nedenini açıklarken, Türkiye'nin bugünkü şartlarda iyi yönetilmediği kanaatinde olduklarını, bunun yönetim usulü ile ilgili olduğunu, bu nedenle bu sistemin değişmesinin ilk öncelikleri arasında yer aldığını, bu maksatta da aynı kanaatte olan 6 partinin bir araya geldiği altılı masa olarak tanımlanan Millet İttifakı içinde yer aldıklarını belirterek, iktidara gelmemiz durumunda ilk olarak bu ucube başkanlık sisteminden vazgeçeceğiz, dedi. Karamollaoğlu konuşmasının devamında milli gelirin artırılması, bunun adil olarak dağıtılması ve dış politikadaki görüşleri üzerine detaylı bilgiler verdi. Biraz önce de arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, biz seçim çalışmalarını bir bakıma başlatmak üzere arkadaşlarımızla birlikte geldik. Aslında seçime ne kadar zaman var onu biz de tam olarak bilmiyoruz. Henüz seçim tarihi hukuki zamanında yapılacak gibi de davranıyoruz. Ama bir ihtimal var. Belki seçimler öne alınabilir. Belki değil, burada %99 kanaatimiz böyle olacağı istikametinde. Öne alınsa da alınmasa da 8 aylık bir süre çok şey bir süre değil. Uzun bir süre değil. Tabii yapılacak çok çalışma var. İnşallah hayırlı bir döneme gireceğiz diye ümit ediyoruz. Kanaatlerimizi ifade ettik geçmişte ve bugün de. Türkiye'nin bugünkü şartlarda iyi yönetilmediği kanaatindeyiz. Tabii iyi yönetilme denildiği zaman bunun iki tarafı var. Bir, parti politikaları var bu konuda. Bir de yönetim usulü var. Bizim bugün için en çok itiraz ettiğimiz konu yönetim usulü. Çünkü artık son yapılan anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemine geçtik. Ama öyle bir başkanlık sistemi ki dünyada başka bir emsali yok. Bir kişinin aklıyla hareket ediliyor. İster istemez yanlışlar yapılacak böyle bir durumda. İster istemez hatalar olacak ve bunun düzeltilme mekanizması yok. Meclis tamamen fonksiyonsuz. Yani o kadar fonksiyonu yok ki, işte hukuka göre de, kanunlara göre de, eğer bütçeyi onaylamazsa, Cumhurbaşkanı sadece bir sene önceki bütçenin %10 fazlasıyla yürürlükte olacağını öngörüyor, bitiyor gidiyor iş.
Halbuki bütçe hükümetlerin en çok zorlandığı, hükümetlerin her konu gündeme geldiğinde ilgili bakanlığın sıygaya çekildiği, cevap vermek mecburiyetinde kaldığı bir dönemdir. Yani bütçe diğer konulara benzemez. Yaklaşık 40 gün sürer. Plan bütçe komisyonunun teşkili zaten her zaman hükümetin lehinedir. Yani 40 kişilik komisyonun 25'ini hükümet, 15'ini muhalefet belirler. Bundan dolayı her zaman hükümetin dediği konular kabul edilir ama herhangi bir konuda muhalef iktidarda bulunanların da farklı kanaate gelmesi durumunda milletvekillerinin onların dediği olabilir fakat dediğim gibi öyle bir mesele ortaya getirildi ki eğer bütçe hükümetin kabul edeceği bir şekilde değiştirilmişse hükümet o bütçeyi uygulamakla yükümlü değil. Hükümet dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun için bu sistemin değiştirilmesini önemsiyoruz. Bundan önce iki oylama oldu onun için. Birinci oylama bu sistem böylece kabul edilsin mi? Sistem değiştirilsin mi? İkincisi de bu sisteme göre bir oylama yapıldı. Seçim yapıldı yani. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi yeni bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde de bizim üzerinde durduğumuz konu biz geçmişte söylediğimiz sözlerin ne kadar isabetli olduğunu gördük. Çünkü artık Cumhurbaşkanı'nı denetlemek bir tarafa ikaz etmek bile mümkün değil. Biz bunu şöyle görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yola çıktığı zaman bulunduğu etrafında bulunan ekibin %90'ı gitti. İkaz ettiler, böyle olmaz dediler, doğrularını söylediler. Baktılar ki kimsenin sözüne itibar edilmiyor, onlar da ayrıldılar. İki tane parti çıktı, bir Gelecek, bir de Deva diye. Yani bu şartlar altında zaten hükümetin böyle devam etmesine imkan yok. AK Partililer de buna razı değiller. Bu seçime gider ki onun için sadece Sayın Erdoğan var. AK Parti yok aslında. Çünkü AK Parti de artık içinde bulunan milletvekillerinin teşkilatları büyük bir kısmı bunun böyle gitmeyeceğini, bunun bir dikta rejimine döndüğünü görüyor. O kadar ileri gidildi ki devlette adaleti tesis edecek mahkemeler bile, mahkeme üyeleri bile tamamen partizanca şartlara hiç riayet edilmeden atanabiliyor. Siz Yüksek Seçim Kurulu'nu AKP ile şöyle veya böyle irtibat kurmuş geçmişte hukukçulardan oluşturursanız oranın bir hukuki mahiyeti var mı, gücü var mı? İnsan ister istemez bunu düşünür. Yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi dahil aynı şekilde etki altında. Biz bundan dolayı bu sistemin değişmesini birinci öncelik olarak gördük ve bu maksatla da aynı kanaatte olan siyasi partiler bir araya geldiler. Geçmişte 4 partiydi. Oylamalarda bu sefer 6 parti ortaya çıktı. Biz Millet İttifakı adı altında toplanan bu siyasi parti mensuplarıyla şimdi çalışmalar yapıyoruz. Hangi konularda ittifak edeceğiz, hangi konularda ittifak edemiyoruz, bunlar belli olacak. Bir yol haritası çizilecek. Bugüne kadar çok ciddi çalışmalar yapıldı. Onu hemen ifade edeyim. Bazen yahu hiçbir şey yapılmıyor. Ne olacağı bile belli değil. Muhterem arkadaşlarım, adaylık meselesi her zaman adaylar seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Yani milletvekilleri de adaydır. Ama ne zaman belirlenir? Seçim kararı alınır. Partiler kendi müntesipleri arasında çeşitli temaslarda bulunurlar. İl bazından milletvekili adaylarını belirlerler.
bunu bizim şimdiden ilan etmemizin hiçbir mantığı yok, gerekçesi yok. Israrla iktidar mensupları bunu istiyorlar. Kendilerine göre zaman içinde biz daha kolay yıpratırız Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun düşüncesiyle hareket ediyorlar kanaatimize göre.